Sierra'larla uğraşmaya başladım. Daha önceden zaten kendi ne oldu? Ama ona değil böyle bu tarafa doğru. Kameraya doğru bak. Ara sıra da kameraya bak. Yani ara bak sen kameraya. Ara ara bak. Sürekli bakmana gerek yok. Kameraya bak. Başla. En baştan başla. Selam dostlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Elimizdeki hazır videolarımızı editledik, attık. Şimdi artık yeni videoları çekmeye başladık. Daha öncesinden Yeşil Polo'nun tını çekmiştim. Bunu attım. Aradan bir iki sene geçti. Elimizdeki hazır diğer ham videolarımızı kurgulayıp tekrardan YouTube'a yükledik. Şimdi Halit kardeşimizin yerine geldik. Kendisi Ford araçlarla ilgili tamirat, tadilat yapıyor. Kısaca seni bir tanıyalım. İsmim Halit, soyadım Bayır. Daha önce Ford Sierra'larla uğraşmaya başladım. Kendi arabalarımı yapıyordum. Başka ustalara yaptırmaya başladım. En son illallah ettirdi ustalar. Tabii. O yüzden hani derler ya kötü usta insanı tamirci yapar. O yüzden kendi arabalarımı yapmaya başladım. Modifiye etmeye başladım. Oradan bu şekilde ilerleyip şu an işte müşterilerin arabalarını yapıyorum. Genelde de zaten Ford üzerine Sierra, Scorpio bu tarz araçları tamirini yapıyorum. Halit 2016'dan beri tanıdığım bir arkadaşımdır. O zaman kendisinde de Polo vardı. 2016'da tanıştık onunla. Neredeyse bir fiil haftada 3 kere 4 kere sürekli bir buluşmadır vesairedir. Denk gelirdik kendisiyle. Bizde 1.6 Polo'ları varken kendisi 1.4 Dodge Polo'lara yöneldi. Ondan sonrasında işte arabasına harici beyin yaptırdı. Arabayı yürüttü, hızlandırdı. Çok da güzel oldu arabasının performansı aslında. Hani Polo'nun GTI'ları vardır. Onun ayarında oldu. O arabaların normalde fabrikasyon verisi 1.6 16 valf, yanlış değilsem 125 beygir olması lazım. Onlar resmi yolla Türkiye'ye hiç giriş yapmadılar. 1.4 Dodge'u vardı dediğim gibi. 1.4 Dodge'u hatta nasıldı? Satmaya gitmiştin değil mi? Evet. Satmaya gittim. Trigger koptu. Noterin önünde yanaşırken aynen. Değil mi? Araba bizde geri kaldı. Ondan sonra zaten açmışken dedik hadi dolduralım en azından. Pistondur, segmandır işte. Beyindir, harici yazılım vesaire. Hemen hemen bir GTI tadında 120-125 beygir falan dolu dolu olmuştur çünkü o gün gazladığımızda çok ciddi bir gideri aynen. Var. Hani ciddi dediğim şöyle bir turbolu bir araba gibi değil ama ciddi kendi segmentinde çok ciddi bir gideri vardı arabanın. Ben çok bayıldım, beğendim yani. Ondan sonrasında da onu sattı, turbo şahin oldu. Sonra turbonun tadını alınca arabasını turbolamaya başladı. Hatta kapının önünde Ford Sierra'sı var. Turboladı onu da. Kaç beygirdi o? 160 civarı falan. 160-170 civarı. Yanlış değilsem daha öncesinde bir Mercedes'in kompresörünü getirmiştin. Hatta evet. Benim dükkanımda onu temizlemiştik. İçinde kıymık parçaları vesaireler evet. Bir şeyler vardı. Onu taktınız mı hiç? Onu Şahin'e yapmıştım daha önce. Hı. Yine babanın Şahin'i. Bir model düz motor bir Şahin'e yapmıştık kompresör olayını. Tamam. Yani çok neşe vermedi ama sonuçta kara düzen bir şey yaptığımız için o neşe tabii vermedi. Ki, tabii ki. Daha profesyonelce olsaydı tabii ki de güzel bir şeyler çıkardı yani. Tabii arada beyin falan hiç bir şey girmediniz değil mi? Yok hayır. Normal LPG. Ne olur ki ona ekstra bir şey çıkmaz. Artık hayatı Ford oldu ve şu arabaları da yüksek ihtimalle herhangi bir sanayide tamir ettiremezsiniz. Adres bile sormaya kalksanız adam daha size arabadan inmeden ben bilmiyorum kardeşim deyip geçer. Bu arabaların parçaları var mı? Var. Yani her aranan parçası bulunuyor mu? Bulunuyor ama hani biraz vakit alıyor. Eğer hani kritik parçalar zaten onlar hani vakit alan parçalar. Ama genelde çoğu parçaları bulunuyor yani. Yani bugün şu arabayı alan bir insan gelip sende her türlü parçasını bulabilir mi? Yani sende bu arabanın işte mekanik kusuru olsun vesaire komple A'dan Z'ye motorda yaptırabilir mi? Tabii ki de yaptırabilir. Burada bunları yapabiliyoruz. Evet. Peki bu arabalar çok rağbet görmeyen arabalar aslında. Hani belki bizim çocukluk dönemlerimizde sağda solda vardı ama şu anda artık yok. Doğan Şahin Broadway'ler bu arabalardan daha pahalı. Ama baktığın zaman bu arabalarda çok nokta enjeksiyon var, dijital klimalı olanları var, hidrolik direksiyonlu olanları var. Yani bugün baktığın zaman dolu bir araba bu. Neden rağbet görmedi? Neden rağbet görmedi? Çünkü yerli milletimiz yerli arabalara daha çok rağbet gösteriyor. Evet. Şimdi bunları tamircilere götürüyorsun, kimse bakmam, ellemem, yapmam diyor. Tabii. Onun da etkisi var yani dezavantajı var aslında. Hı. Ama halbuki güzel arabalar yani. Dediğin gibi klima var, hidrolik direksiyon var, 4 cam otomatik, klima, sunroof ne ararsan var arabalarda. İnsanlar belki de parçalarını bulamamaktan korkuyordu. Evet, uğraşmadıkları için tamirciler. Peki motorları dayanıklı bir motor mudur? Kullanıma göre değişiyor öyle söyleyeyim. Yani bugün genç kardeşim para biriktirdi örnek veriyorum böyle bir araba aldı. Bu arabayı tabii ilk arabası biraz gazlasa, sıksa, sert kullansa başına gelecekler nedir? Ya öyle sürekli hani ara sıra yaptığı sürece sıkıntı yok.
Ama sürekli hani arabanın üzerinden inmiyorsa, zabanıyorsa motor kucağına alır. Anladım. Genelde zaten bunların sıkıntısı hararet. Çok çabuk kapak çatlatıyor bu araçlar. Hani onun dışında yürüyeninde mürüyeninde falan hiçbir sıkıntı yok arabaların. Elektrik tesisatları biraz sıkıntılı. O da yaşının verdiği şeyden dolayı. Bir de daha önce bilinçsizce kurcalamaktan aynen. sebep. Aynen öyle maalesef. Ama genelde işte dediğim gibi geldi mi bana bunları onarıp tekrardan gönderiyorum zaten sahiplerine. Rahat rahat da biniyorlar yani. Şu an aslında uzun süredir bu işlerle uğraşıyorsun. Evet. Peki yapıp da gönderdiğin, örnek veriyorum, komple motor yapıp gönderdiğin ve kısa vadede geri dönüp de bu arabama şu oldu bu oldu diyen kullanıcı oldu mu? Bir kişi oldu. O da bu araçlarla bir nevi yolcu taşıyor gibi bir şey yaptı. Ondan sürekli kilometre yaptı. Her gün ortalama 400-500 kilometresi var arkadaşın. 6 ay sonra tekrardan geldi işte. Biraz da şey, agresif kullanıyor aracı. Hı hı. Ondan dolayı bir hararet yaptırmış, kapak çatladı. Ama onun dışında hani yaptığımız motorlarda sıkıntı çıkmıyor pek. Zaten geçen gün ben geldiğimde şurada bir sandık var, bilmiyorum görebiliyor musunuz? O sandığın içinde bir motor geldi buraya. Daha evvel Balıkesir'den mi? Nereden gelmişti? Daha önce Balıkesir'den gelmişti, şimdi Isparta'dan geldi. Bu Isparta'dan gelen evet. değil mi? Isparta'da kurcalatmışlar, adamlar bloğu kaynaklamışlar. Hem de kaynak olmayacak yerden kaynaklamışlar. Üst kapağı kaynaklamışlar. Ya malzemeyi bir görseniz var ya, kendinizden geçersiniz. Adam orada yaptıramamış. Toplamış burada, sandıklamış. Buraya gönderdi. Geçen gün zaten onun ölçümlerini vesairelerini yaptık. Burada tekrardan Halit kardeşim onları dört dörtlük bir şekilde yapacak. Bu arada yeri Altıni Sanayi'ye gelmeden Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Zaten kendisinin Instagram adresini vesaire de atarım oraya. Hangi araç için sana ulaşabilirler? Genelde Ford grubu da hani ilgi alanımız olduğu için ama tamam. diğer araçlarda da böyle hani eski araçlar genelde zaten. Milletin sanayide normal ustaların yapmak istemediği evet. arabalarda. Tabii fiyatlarımız da, o yüzden acık diyor. 2.5'leri kimse kolay kolay ellemez. Yani 2.5 V6 Mondeo'lar geliyor. 2.9 Scorpio'lar geliyor. Tamam. Hatta geçen gün burada vardı bir tane. 2.5 muydu o? 2.5. 24 var. Güzel arabalar ama sıkıntılı. Zaten bu arabaları da sanayide çok insanlar da tamir etmek istemezler. Sen burada herhangi bir şey yapmadan parçalarını da bulabiliyorsun. Her türlü tamir bakımını yapabiliyorsun. Aynen öyle. Parçalarını zaten genelde Ankara'dan tedarik ediyoruz. Ankara'da çalıştığım bir arkadaşım var. Tamam. O bana tedarik ediyor. İşte ben buradan siparişini veriyorum. Biraz zaman alıyor ama çözülüyor sorun yani. Yani bugün komple motor yaptırmaya geldiği zaman bir araba, örnek veriyorum Sierra ya da Scorpio. Buraya geldi, komple motor yapılacak baştan aşağı. Evet. Kaç gün sürüyor bu? Parçanın durumuna göre değişiyor. Eğer parça kolay bulunursa maksimum 15 gün, 20 günde bitiyor. Ama parça zorluğunda hani eğer Ankara'da da hani tedarikçimde de yoksa eğer yine bir ay, bir buçuk ay falan sürüyor. Yurt dışından getiriyordunuz yanlış evet, değilsem. İngiltere'den mi getiriyordunuz daha çok? İngiltere'den geliyor ya da Gürcistan'dan, o taraflardan da geliyor. Peki bu arabaların ilk varyasyonu ne zaman üretildi mesela? Sierra'lar 1982'de üretildi, 93'e kadar. 93'ten sonra zaten Scorpio'lar onun yerini aldı. Ondan sonra da Mondeo diye devam etti. Hani hep sürekli yeni bir... Bir dakika, ben bunu yeni öğreniyorum. Ben Mondeo'lar farklı, Sierra'lar farklı ya da Scorpio'lar farklı diye biliyordum. Yok. Hepsi birbirinin başlangıç şeyi mi? Escort'ların bazı motorların mesela Sierra'larla aynıdır. Hani altyapısı. Anladım. Sadece silindir kapağıyla MM manifoldu farklı. Blokları birebir aynı mesela. Onun dışında... Kaç kasa üretildi bugüne kadar? Sierra'nın mesela kaç kasası var? Sierra'larda 2 kasa üretildi. MK1, MK2. Scorpio'larda? Sierra'larda ayrıyetten de motor çeşidi olarak da 3-4 çeşit üretildi. Bir 1.6 var, tamam. Bir 1.8 var, 1.8 dizel var, Dodge var, Pinto var, pardon 5 çeşitmiş. Peki bunun en çok günümüzde yaygın olanı, yani örnek veriyorum, Türkiye'de en çok yaygın olan motor seçeneği hangisi? En çok yaygın olan seçeneği Dodge motor. Ama onlar da biraz dediğim gibi narin bir motor. 1.6 mı? Hayır, 2000 Dodge. 2000 Dodge. Kaç yani, beygirler? 125 beygir motor gücü var işte. Çift egzantrik 8 valf araba. Normalde 16 valf olması gerekiyor çift tamam. egzantriklerin. Ama ne hikmetse buna 8 valf koymuşlar. Bir üst kasasında aynı motor, aynı blok, sadece kapak farklı, 16 valfle 136 beygir üretmişler. Ya çok farklı mühendislikler var. Örnek veriyorum, Honda'nın da birçok makinesi tek egzantrikle 16 subap çeviriyor. Şimdi bir de bu boyutu var. Tabii. Yani değişik. Peki bu Dodge motor dediğimiz olan çekişi gidişi nasıl? Yani bir insanı bugün sıfırdan araba olacak olan bir insanı tatmin eder mi? Tabii ki de. Fazlasıyla tatmin eder. Zaten Dodge motorla yani bunlarda alt devirler inanılmaz güzel. Yani üst devirlerde biraz böyle 6000'den 7000'den sonra boşa çevirmeye başlıyor. Zaten 7000'de kesiciye giriyor. Zaten yeterli. Aynen. 1500-2000 devirlerde falan zaten
tam torku veriyor bu araçlar. Ondan sonrası zaten yavaş yavaş tork düşüyor. Arkadan iterdi yanlış değilse. Arkadan itişti. Evet. Peki bugün aldılar drift yapmak için ya da kendi çapında yanlamak için aldı. Buna gelecek bir araba mı? Tabii ki de. Zaten genelde Türkiye'de drift başlangıç için yani bu araçlar. Yani drifte yeni başlamak isteyenler bu araçları alıyor. Bunlarla hani pişiyor, ediyor. Ondan sonra kendi araçlarını yüklemeye başlıyorlar. İşte modifiye etmeye başlıyorlar. 2024 senesinde hala şu araba alınıp binilir mi? Temizliğini, güzelini, düzgünlüğünü bulursan tabii ki de binilir. Yani 200 bin lirayı verdikten sonra diyorsun. Yani. Şimdi yani kalkıp bugün... 100 bin liraya da çöp alırsan... Tabii. Bir 200 bin lira da harcaman gerekiyor ki o arabayı adam etmen lazım yani. O kadar çok özellik var ki hiçbir arabada olmayan mesela arka koltuklar yatarlı. Elektrikli yatarlı. Sırt dayamaları geriye doğru yatıyor. Elektrikli yatarlı bir de. Evet. Peki ön koltuklarda elektrik var mı? Bazı modellerinde, dolu olanlarında. Çok çeşitli var çünkü bunların. Ben bugüne kadar arka koltuklarının hareket eden, yani normal otomobillerden bahsedeyim. Twingo'm vardı benim. Twingo'mun arka koltukları da ileri geri yapardı. Ama bunların elektrikli oluşu insanı evet. şaşırtıyor. Ama dediğim gibi pek değer görmediler. Çünkü insanlar korkuyor parçadan, tamir tabii ettirememekten. Aslında bugün baktığın zaman bir Broadway parası. Bu arabaların üretilmiş kasaların içinde en değerlisi, en kıymetlisi diye bir şey var mı? Var. Hangisi mesela? Sierra'larda hatchback'in tek kapı model, kupe modelleri var. Mesela bulunmaz bir altın. Bunların ortalama bugün en temizini aldın. Fiyat ne ödemek gerekir? Şu an ilanlara baktığınızda zaten 3 kapıları hemen hemen 400-500 bin liradan başlıyor. Sen ciddi misin? O da orta halliler. Orta halliler. Evet. Neden bu kadar pahalı? Sayılı olduğu için Türkiye'de. Toplasan 10 parmağa geçmez. Limitli üretim galiba o zaman. Ya çok limitli değil aslında ama Türkiye'de limitli. Yani çok giriş yapmamış Türkiye'de. Zaten bizim Türk milleti tek kapı araba dediğin zaman şöyle bir arkasına bakmadan bir kaçma huyu vardır. Aynen. O yüzden de demek ki sayılı geldi memlekete. Onun da bir üstü var. Mesela Cosworth o zaten Türkiye'de hani sonra çoğu araba sonradan Cosworth'e çeviriyorlar motorunu vesairesini. Hı-hı. Orijinal Cosworth de mesela bulmak çok zor. Onlar zaten milyonlardan başlıyor. İster istemez. Sen normal standart 3 kapı güzel bir Sierra'ya 500-600 bin dediğine göre aynen öyle. Bugün Cosworth'ünü falan bulmaya getirsek ara yetmeyecek. Peki bunların içinde en tutulmayan kasası hangisi? Genelde bunlar oluyor. Ara kasa diye geçiyor. Zaten şu orta kasaydı değil mi yanlış evet. değilsem? Şu ilk kasası aynen. 87 miydi? O 92 model. Bu 94 olması gerekiyor. O daha aynen. güzel ya. Bence geçen gün burada en son kasaları vardı evet, yanlış değilsem değil mi? En son kasası. Şunun tipi, şekli, şemali vallahi hepsinden iyi. Bence. Bilmiyorum tartışılır tabii de. Ya zaten ilk çıkan arabalar her zaman daha iyidir. Sen bu işlere girmeden önce, Şahin'den sonra, Polo'dan sonra Sierra aldın kendine. Aynen. Sierra'yı tamir ettirmek için sanayide usta bulabildin mi? Hayır. Bulamadığım için zaten buralara geldim şu an. Nasıl mesela? Gittiğin zaman ne tip bir tepki alıyordun? Ya bakıyorlardı böyle. Ne araba diyor? Sierra diyorsun. Yok kardeşim diyor ben diyor hani anlamam diyor etmem diyor bir şey olur diyor. Gönderiyorlardı. Ondan sonra geçtim kapının önüne kendim boza. Kaç senelik bir periyot var burada? 6 yıllık. Yani şu geçtiğimiz 6 yıl içinde sen Sierra'na sanayide bir karşılık bulamadığın için kendini söke taka bu işi yapmaya başladın. Evet. Ve şu anda da gördüğüm kadarıyla dişlerin iyi. Çok şükür. Tabii yapan kimse olmadığı için istediğin aynen paraları öyle. Konuşabiliyorsun. Tabii ki de. Ödemişli değil mi? Evet dış ses. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi şu an yok. Aldığımız bütün cevaplar bizi tatmin etti. Tatmin oldun mu peki? Arzular şelale. Ya böyle sınırlı seviyeli bir esprimiz yok ya. Evet dostlar. Bu haftanın da videosu bu kadardı. Önümüzdeki cumartesi dediğim gibi artık bundan sonra her cumartesi video atmaya özen göstereceğim. Videoların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.